Merhabalar İbrahim Bey. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi biraz yakından tanımamız mümkün müdür İbrahim Bey? Tabii ki. Öncelikle TGRT ailesine çok teşekkür ediyorum buraya kadar teşrif ettiğiniz için. Adım İbrahim Yıldık. Yıldık Tarım Limited şirketinin sahibiyim. Aynı anda AK Parti Akçakale ilçe başkanlığını da yürütüyorum bu arada. 1972 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. Tarımla uğraşıyoruz. Peki sizler burada Yıldık Tarım adı altında hizmet veriyorsunuz. Ben biraz ürün yelpazenizi, kimlere hitap ettiğinizi, burada ne gibi hizmet ve çalışmalar sunduğunuzu değerli müşterilerinize öğrenmek istiyorum sizlerden. Evet. Şimdi bizim burada Akçakale'de %90'ı tarım bölgesi. Burada benim gibi aktif olan Akçakale'de yaklaşık 10-15 tane bayi var. Zirai ilaç, gübre, tohum. Biz çiftçinin tüm hizmetlerini sunmaktayız. Aynı yanı sırada da tarım danışmanlıkları. Çünkü tarım çok önemlidir. Biz tarımı modernleştirmek istiyoruz. Modernleşmeye gittiğimiz sürece ve burada bulunan çiftçilerimizi bilinçlendirdiğimiz sürece bu fazla ürün demektir. Bizim amacımız bölgede fazla ürün kaldırmak. Çünkü Akçakale'de Harran Ovası diye tabir ettiğimiz bu bakir topraklar, bakir diyorum çünkü dünyanın en bakir toprakları buradadır. Bu topraklardan aslında bizim çok iyi bir şekilde faydalanmamız gerekiyor. Çünkü bu topraklar çok verimlidir. Bu topraklar sulanabilir arazilerdir. Neredeyse tamamı sulanabilir arazi. O yüzden biz burada bayağı şanslıyız. Atatürk Barajı'ndan sulanıyor. Çiftçilerimize sunduğumuz en iyi şekilde zirai ilaçları sunuyoruz. En kaliteli tohumları sunuyoruz. Ve bu sunduğumuz zirai ilaçları tohum olsun, kaliteli ve hepsi sertifikalıdır. Niye sertifikalı? Çünkü sertifikalı kullandığınız zaman daha da fazla ürün alırsınız. Ve çiftçi gerçekten burada bilinçlenmiş durumda. Daha önceki yıllarda biz gerçekten 10-15 yıl geri döndüğümüz zaman burada bulunan çiftçimiz fazla çiftçiliği bilmiyordu. Bilinçlendirmedik yani. Şu an çiftçiyi ziraat odaları olsun, ilçe tarım müdürlükleri olsun ve bizim gibi Yıldık Tarım gibi faaliyet gösteren şirketler de çiftçiyi sürekli bilinçlendirmek zorunda ve bilinçlendiriyor. Bilinçlendirdiği zaman çiftçi gerçekten bu ovadan güzel ürünler alıyor, yüksek kaliteli ürünler alıyor ve milli gelirimize iyi bir şekilde geliri elde etmektedir. Bizim sadece burada Şanlıurfa'da bir eksikliğimiz nedir? Ürün deseni eksikliğimiz var. Burada şu an pamuk ekiliyor, buğday ekiliyor, mısır ekiliyor. Yani biz burada aslında daha meyveciliğe, sebzeye geçemedik. Biz meyveciliğe ve sebzeliğe geçersek, çiftçimiz de bu konuda bilgilendirilirse, inan edin biz Türkiye'yi değil, dünyayı bile doyurabiliriz bu ovadan. Çünkü çok zengin bir ova, güzel bir ova, sulak bir ova. O açıdan iş bizde bitiyor, ilçe tarımda ve ziraat odalarında. Biz sorumluluğumuzu bilirsek, Yıldık Tarım olarak benim hitap ettiğim çiftçilerime sorumluluğu bilirsem, burada hem ben kazanacağım hem çiftçilerim kazanacak. Peki İbrahim Bey, şöyle bir söyle devam etmek istiyorum ben. Niçin Yıldık Tarım? Yani sektörünüzde kesinlikle yalnız değilsiniz. Onca firma arasından insanlar sizleri niçin tercih ediyor, sizlere rağbet gösteriyor? Şimdi niye Yıldık Tarım? Yıldık Tarım, biz aslında Yıldık Tarım'ı 2012'de kurduk. Şimdi demin zikrettiğim gibi aslında insanlar artık eskisi gibi değil, insanlar bilinçlidir. Kaliteyi arıyor. Şimdi kaliteli mal en ucuz maldır. Kalitesiz mal en pahalı maldır. Şimdi kaliteli mal sattığınız zaman iyi ürün kaldırırsınız. İyi bir şekilde para kazanırsanız. Ama adi, muadil bir mal alırsanız siz para kazanamazsınız. Biz Yıldık Tarım olarak iyi malı sattığımız için, kaliteli malı sattığımız için müşteriler Yıldık Tarım diyor. O açıdan Yıldık Tarım. Peki ilerleyen dönemlerde sizleri markanız adı altında nerelerde göreceğiz? Nerelere gelmeyi hedefliyorsunuz?
İnşallah yıllık tarım olarak hedefimiz Harran Ovası'nda tamamına hitap etmek. Şu an Harran Ovası'nın belki %10'una hitap ediyoruz. Bizim hedefimiz aslında %50'sine hitap etmek. Ve inşallah ileriki yıllarda zaten yanı başımızda buradan Suriye devleti yanı başımızda şu an buradan 500 metre ileride. Şayet Suriye devleti istikrarı yakalarsak inşallah biz Suriye devletine de hitap edeceğiz. Çünkü orada yeni inşa edilecek tarım alanları var. İnşallah yıllık tarımda yurt dışında da faaliyetleri gösterecek. Hedefimiz o yönde. Teşekkür ederim. İbrahim Bey, sizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı bizler çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve başarılı günler sizlerle olsun efendim. Ben tekrar TGRT ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Şahsınıza teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz için, Akçakale'ye geldiğiniz için. Çünkü Akçakale Türkiye'nin icra köşesinde, Suriye sınırına 01 noktada. Siz buraya geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum.